Merhaba arkadaşlar, örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün masamızın üzerinde duran bu güzel bandana'yı çalışacağız. Bandanamızı örmesi son derece kolay. Dilediğiniz marka ve e, renk iplerimizle örebilirsiniz. İpimize uygun tığımızı kullanmanız yeterli. Önümdeki bandanayı ben ebroli iplerimle örmüştüm. Düz renk ya da ebroli istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Öreceğimiz yaş grubuna göre biraz daha ortadaki model kısmını büyütebilirsiniz. Ve buna göre eğer yaşı büyük çocuklarımızı öreceksek zincir kısmını şuradaki görmüş olduğumuz bağlama kısmını daha uzun örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen zincirimizi çekip örmeye başlayalım. Bağlama uzunluğunu istediğiniz kadar örebilirsiniz. Çok fazla uzatmaya da tabi gerek yok. 6 parmak kadar yeterli olacaktır. Tabi yaş grubu küçükse biraz daha küçük olabilir. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Evet zincirimi çektim. Şöyle baktığımız zaman, bakınız bir diğer e, ucunda da bu şekilde yani bu kadar zincir olacağını hesaplarsak yeterli ortadaki uzunlukla. Bakınız hemen hemen altı parmak. Zincirimi çektim. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizi kurmak için geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine tığımın başını doluyorum, batıyorum ve uzatıyorum. 1. Eğer bandaramızı kalın istiyorsak şuradaki çalışmamızı ben 5 tane doldurmayı düşünüyorum. 6, 7, 8 yani ne kadar çok yaparsanız buradaki genişlik ona göre büyüyecektir. Şimdi 5 dolgu olarak çalışalım. Birinci dolguyu battım. Başını doladım. Aynı yere giriyorum. 2 Başını doluyorum. Giriyorum çıkıyorum. 3 Dördüncüyü aynı yere giriyorum ve son işlemimi yapıyorum. Doladım ve çekiyorum. 5 defa aynı işlemimizi tekrar ettik. Şimdi buradaki çekmiş olduğumuz 5 dolguyu yani başını dolayarak aldığımızı her birini hem doladığımızı hem de çektiğimiz ilmeği birer birer örerek sona kadar ilerleyeceğiz. Hemen almaya başlayalım. Bakınız 2 2 çekiyoruz. Hem doladığımız hem diğeri ikisini çektim şu şekilde sıradaki hem doladığım hem ilmeği çekiyorum bakınız şimdi iki hem doladığımız hem ilmeğimiz tekrar hem doladığımız hem yürüttüğümüz ilmeğimiz son ikimiz kalıyor hemen Ipimizi buradan alıyoruz, onu da örüyoruz. Şu şekilde bakınız. İkişer ikişer ördüm. Son zincirli olan ilmeğimiz kaldı. Onu da şu şekilde örüyorum ve bandanamızın tam yarısını örmüş oluyoruz. Bakınız, yarım işlemimizi bitirdik. Yarım işlemimizi bitirdikten sonra hemen şu şekilde çeviriyorum elimle. Sığımın başını dolayarak aynı yere şuradaki görmüş olduğum minik gözün içerisine girerek zincirimizin yanından 5 defa yine sarıyoruz. Her iki yönümüzün eşit olması gerekmekte. Birinde 7 birisinde 5 olmaması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa aldık bakınız. Yine Diğer yanda yapmış olduğumuz gibi ikişer ikişer alıyoruz. Hem doladığımızı hem yürüttüğümüz ilmeğimizi. Bakınız ikisini aldım. Bir sonrakini bakınız ikisi tekrar bir sonraki ikisini alıyorum. Diğer bakın iki hem doladığımız hem ilmeğimiz ipimizi alarak içinden geçiriyorum. Son iki ilmeğimi örüyorum. Ve bakınız ilmeğimiz tam ortadaki zincirimizin bulunduğu noktadayız. Şu şekilde kapatmış oluyoruz. Bakın şöyle. Gayet güzel oldu. Şimdi ikinci yaprağımızı ya da kalbimizi yerleştirmek için hemen örmeye devam edelim. 5 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başını doluyorum. Bakın şurada hemen minik bir göz var. Şurası bakınız şu kısım bu gözün içerisine girmemiz lazım. Ara boşluğa kesinlikle batmıyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz gözün içerisine başını dolayarak giriyorum ve başlıyorum. 1 Aynı gözün içerisine bakınız. 2 3 4 ve 5. 5 defa sardım. Aşağıdaki işlemimi hemen tekrar ediyorum. Bakınız ikişer ikişer geliyorum. 1 diğer ikiyi görmekteyiz ipimi alıyorum iki örüyorum iki yine ipimi alıyorum ikisini aynı anda örüyorum tekrar ipimi alıyorum ikisini örüyorum son iki örüyorum zincirimin olduğu ilmek kalıyor ve hemen bunu da örüyorum bir yarıyı yaptık sol yarıyı yaptık hemen çeviriyorum sağ tarafı yapmak için tığımın başını doluyorum. Yine aynı minik gözün içerisine bakınız boşluğa değil. Şuradaki minik gözün içerisine 5 tane doldurmaya başlıyorum. Başını dolayarak. 1 2 3 4 ve 5. 5 defa aynı işlemimi sararak tekrar ettim. İkişer ikişer geri dönüşümüzü yapıyoruz bakınız. 1 2 3 4. alıyorum. 5. alıyorum ve her iki yarımı da örerek bakınız güzel bir görüntü oluşturuyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Bakınız bir sonraki öreceğimiz yerin yuvasını da hazırlamış olduk. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim hemen çeviriyorum tığımın başını doluyorum zincirimin dibindeki görmüş olduğum gözün içerisine yeniden 5 defa dolayarak çekiyorum 3 4 ve 5 ikişer ikişer çekelim 2 İki, şöyle 3 4 ve 5. 5 defa çektim. Kapatıyorum. Ve hemen çeviriyorum. Tığımızın başını dolayarak aynı yuvaya girelim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5 her ikisini çektim bazen bir fazla ya da bir az çekebilirsiniz hiç önemli değil kesinlikle bozmayın bir tane olursa yani arada bir tek olarak da kaldıysa sökmenize gerek yok o şekilde kapanışı yapabilirsiniz şu şekilde iki ilmeğim kalınca kapatıyorum zincirimi çekiyorum 2 3 4 ve 5 çeviriyorum ve bu şekilde örerek birazcık büyütelim yani istediğimiz ölçü gelene kadar üst üste kalplerimizi yerleştirmeye devam edelim istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ettim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 e, dilim ördüm şu şekilde bakalım şimdi e, Yeterli oldu başımızın üst ve yan çevresi için. Bağlama kısmı için tekrar zincirimizi çekmeye başlayalım. Kapanışımı yaptıktan sonra diğer tarafa eşit olacak şekilde zincirlerimizi çekelim. Tamamen bu kullandığımız baş ölçüsüyle doğru orantıda olmalı zincirimizin ölçüsü yeterli. şu şekilde kestikten sonra güzelce sıkıştırdıktan sonra yeniden küçük parçamızı uç kısımdan kesebiliriz Dilerseniz çakmakla da yakabilirsiniz kullandığımız ipin özelliğine uygun olarak Bu da içine aldıktan sonra da kesebilirsiniz tamamen ipimizle doğru orantılı olarak yapacağımız işlem değişebilir Evet bandanamız kullanılmaya hazır saç bandımız şu şekilde gayet güzel oldu şöyle görelim. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir çalışmamızı. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.